Hediye gelen bitkilerle alakalı nelere dikkat etmelisiniz? Hediye almayı hepimiz muhtemelen çok seviyoruz. Özellikle bir ev yeşili takipçisiysek ve bu gelen canlı bir çiçekse çok mutlu oluyoruz. Peki bize canlı bir bitki hediye edildiğinde neler yapmalıyız? Öncelikle belirtmek isterim ki bu videoda herhangi bir şekilde bir marka görürseniz bu bir sponsorluk ya da işbirliği çalışması değildir. Videonun açıklamalar bölümünde komisyonlu linkler bulacaksınız. Bu linkler benim içerik üretim sürecimi desteklemesi açısından önemli. Kanalda katıl özelliğini de aktif ettik. Destek hattına katılarak ev yeşiline destek olabilirsiniz. Bize bir bitki hediye edildiğinde ilk yapacağımız şey onu jelatinlerinden, süsünden, püsünden, paketinden kurtarmak olacak. Ofislerde, evlerde o kadar çok sık görüyorum ki aylarca o jelatin içerisinde tutulan bitkileri maalesef bu ortam bitkilerin hayatta kalması için uygun değil. Evet, paketleme kağıdı ve kurdelesi çok güzel görünüyor olabilir ancak lütfen o paketleme kağıdını çıkarın. Kurdeleyi dilerseniz yine saksının etrafına bu şekilde bağlayacak şekilde tutabilirsiniz. Fakat bitkilerinizi bu jelatin ambalajlar içerisinde lütfen tutmayın. Gereksiz nemli bir ortam oluyor. Bitkiyi kontrol etmenizi engelliyorlar. Toprağında ne olup bittiğini anlayamıyorsunuz. Özellikle kaktüsler gibi sukulent türü, yani vücudunda su tutan bitkilerde çok büyük probleme yol açıyorlar. Bu şekilde kontrolsüz nemli bir ortam mantari ya da bakteriyel hastalıklara da davetiye çıkarıyor. İkinci yapacağımız şey Google'a ya da YouTube arama kısmına ev yeşili boşluk bitkinin adını yazmak biliyorsak o bitkiyle alakalı çektiğim videolara bakarak bitkinin bakımını öğrenebilirsiniz. Bitkiyi tanımıyorsak, ne olduğunu anlayamadıysak Google Lens veya Apple iOS kullananlar için Siri üzerinden bitkinin türünü tespit edebilirsiniz ve ona göre bir bakım rehberi bulabilirsiniz. Hediye gelen bitkilerin %90'ı Phalaenopsis, yani güve orkidesidir. Diğer türler arasında da Pakira, Kalanşo ya da Antorium, barış çiçeği gibi türler bulabiliyoruz. Size hediye gelen bir bitki çiçekli bir bitki ise, yani üzerinde çiçekler varsa lütfen bitki besini uygulaması yapmayın çiçekler geçene kadar. Bitkinin huyunu suyunu öğrenene kadar ona besin vermeyin. Bitkiyi öğrenene kadar onu direkt yakıcı olmayacak bir ışık altında, aydınlık bir yerde konumlandırmak, kaloriferlere ya da klimanın etkisinden uzak bir noktaya koymak, aydınlık güzel bir yerde onu gözlemleyip öğreneceğiniz süre boyunca ona yeteri şartları sağlamaya çalışıyoruz. Bitkiyi tanımadan onu balkona koymak ya da çok yoğun güneş ışığı altında yerleştirmek yaz aylarında büyük problem yaratır. Gelen hediye bitki bir aranjmansa çok dikkatli olun. Bu aranjmanlarda genellikle istekleri farklı olan bitkilere yer veriyorlar güzel görünmesi açısından. Fakat bu şartlar altında hiçbir bitki hayatta kalamıyor. En sık gördüğüm aranjmanlardan bir tanesi sukulent. Çünkü böyle minik ağaççık gibi görünüyor. Sukulent kaktüs türlerinin yanına Chamadora elegans dediğimiz dağ palmiyesi yerleştirmek. Dağ palmiyesi daha nemli bir ortam isterken sukulentler dibinin iki sulama arasında tamamen kurumasını istiyorlar. Siz bunları sürekli suladığınız zaman muhtemelen sukulentlerin, kaktüslerin eridiğine şahit oluyorsunuz. Ya da dibi biraz fazla kuruduğu zaman sukulentler ve kaktüslere göre hareket ettiğinizde Chamadora elegansın çıtır çıtır kuruduğunu görüyorsunuz. Ne kadar yakışıklı görünürse görünsün aynı tür, aynı isteklere sahip olmayan tür içeren aranjmanları lütfen bozun ve bu bitkileri ayrı saksılara alın. Bir önceki maddeye ek olarak çok fazla teraryum gönderimi yapıldığını da görüyorum. Bu teraryumların problemi şu: yine bu teraryumlar içerisinde de birbiriyle alakasız türler kullanılıyor. İstekleri farklı türleri bir arada aranjman yaparak teraryumların içerisine koyuyorlar. Eğer fitonya gibi, Chamadora elegans gibi minik böyle palmiye türleri gibi bitkiler ya da eğrelti otları gibi aynı taleplere sahip bitkilerden bir teraryum yapıldıysa okey, bu nemli ortamda mutlu bir şekilde yaşayabilirler. Fakat bunların arasına bir kaktüs sukulent karıştırıldıysa, yani dibinin nemli olmasından hiç hoşlanmayan, nemli ortamda problem yaşayan bir tür tercih edildiyse yine bu teraryumları bozmanızı öneririm. Yani teraryumların içerisinde nemli bir ortam seven türleri bırakın, kaktüsleri, sukulentleri oradan uzaklaştırın. Dolomit adı verdiğimiz beyaz taşlar hem teraryumlarda hem aranjmanlarda hem de genel olarak hediye bitkilerde çok fazla kullanılıyor. Bu taşlar özellikle nakliyat esnasında hem güzel bir görüntü sağlıyor çünkü toprağın oynadığını görmüyorsunuz, yakışıklı görünüyor. Hem de orada nemi hapsettiği için taşınma esnasında nemsiz, susuz bir ortam oluşmasını engelliyor. Fakat size geldikten sonra bu bitki yine bir sukulent türüyse, vücudunda su tutan işte bir kaktüsse, doğal ortamında nemsiz bir ortamda yaşayan bir sukulentse bu dolomitlerin varlığından asla hoşlanmayacak. Çok fazla yosunlanma yaşayabilirsiniz çünkü orası nemli olacak. Nemden hoşlanmadıkları için bu arkadaşların gövdesinin kararıp sararıp böyle devrildiğini görebilirsiniz. Çünkü nem istemiyorlar aslında. Ayrıca sizin toprakla temasınızı kesecekler. Dolayısıyla siz bitkinin ne olduğunu, toprağında neler olup bittiğini anlayamayacaksınız.
yapmayacaksınız. Size gelen bitkilerin üzerindeki dolomit ya da renkli taşlar fark etmez. Bu taşları temizleyin, güzelce yıkayın, kenara ayırın. Daha sonra tropik bir ortam yaratmak istiyorsanız ya da tropik bir ihtiyacı olan bitkiniz varsa bitkinin huyunu suyunu öğrendikten sonra dilerseniz tabii ki dibini süslemek için kullanabilirsiniz. Mümkünse hemen diğer bitkilerinizle dip dibe koymayın. Yani bu arkadaşları hemen böyle yaklaştırmayın. Yeni gelen bitki biraz sizin gözünüzün önünde olsun. Ortada bir işte kahve sehpanız vardır. Kenarda bir şey vardır. Güzel aydınlık bir yere yerleştirirsiniz. Hem gözünüz üstünde olsun ki o bitkiyi tanımanız açısından size yardımcı olsun. Hem de yaprak zararlısı istilası söz konusuysa diğer bitkilerinize geçmesini de engellemiş olursunuz. Yaprak zararları tespiti konusunda ne kadar tecrübeli olursam olayım ben de yeni aldığım bitkileri hemen yaklaştırmıyorum. Çünkü henüz benim fark etmediğim bir aşamada bir istila söz konusu olabilir. Taşınma esnasında bazı yapraklar kurumuş, kırılmış, sürgünler hasar görmüş olabilir. Bu çok normal bir şey. Lütfen bunlara takılmayın. Biz ana bitkinin sağlığına odaklanıyoruz. Eğer bu yaprak tamamen sararlıysa ya da burada bir kırılma varsa yaprak sapını gövdeye kadar takip edin. Steril bir makasla, bıçakla bunu buradan alarak uzaklaştırın. Yine aynı şekilde özellikle orkidelerde bunu görüyoruz. Umurcuklarda, çiçeklerde sararma, kuruma, dökülme söz konusu olabilir. Ortam değişikliği sebebiyle ya da taşınma esnasında yaşadığı bir takım hareketler sebebiyle de bunlar yaşanabilir. Lütfen endişelenmeyin. Bitkinizin genel sağlığına odaklanın. En önemli noktayı en sona sakladım. Videoyu bu noktaya kadar izleyenler için özellikle söyleyeceğim bir şey var. Bitkiyi aldınız geldiniz. 2 hafta içerisinde bitkiniz yamuldu, o oldu, bu oldu filan. Muhtemelen size gelirken problem yaşamıştır ya da size gelmeden önce zaten kötü bir ortamdadır. Ya da size gelirken kullanılan toprak karışımıdır. İşte dibine eklenen çakılıdır, o sudur, bu sudur filan problem yaratmıştır. 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde o bitkiyi kaybettiyseniz muhtemelen sizden kaynaklanan bir sorun değildir. Bunu %90 oranında söyleyebilirim. En az 3-4 ay bakmadığınız bitki sizin bitkiniz değil. Yani sizin yaptığınız şeylerden ölmemiştir o bitki. O yüzden hemen kendinize yüklenmeyin. Hemen ben bir bitki bile bakamıyorum diye düşünmeyin. Mesela size geldiğinde şahane çiçekleri olan bir orkidede ne kadar süre boyunca çiçekli bir şekilde o satıcıda beklediğini bilemezsiniz. Ortam değişikliği sebebiyle de bütün çiçekler dökülmüş olabilir. Bu sizin probleminiz değil. Yani bir yılın en az 1/4 kadar bakmadığınız bitkiyle alakalı sorumluluk almayın. Tabii ki doğru bir şekilde hareket etmeye dikkat edin. Bütün sorumluluğu da böyle dışarıya atalım demiyorum. Fakat lütfen kendinize haksız etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. En son size hangi bitki hediye geldi? Çok merak ediyorum bu aralar hediye edilen bitki türlerini. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum.